geldiniz. Konuşmamız için tekrar teşekkür ederiz. Sorularına geçeyim isterseniz. Tabii. Öncelikle havacılık günlerinde olmak sizin için ne ifade ediyor? Havacılık günlerinde olmak açıkçası bir benim için bireysel bir anlamı var, kişisel bir anlamı. Çünkü ben İTÜ mezunuyum ve zamanında Uçak Uzay Mühendisliği Kulübü'nde, Savunma Teknolojileri Kulübü'nde birçok proje ve çalışmada ben de katkı gösterdim. Bu bende kişisel bir önem var. İkincisi de sizin yani gençler olarak bunu havacılık haftasında düzenlemeniz güzel bir motivasyon. O yüzden bu motivasyonu ben de yaşıyorum. Uzaya olan merakınız ve keşfetmenizi ilk ne zaman fark ettiniz ve sizce sizdeki bu etki nasıl, yani nasıl oluştu? Açıkçası bölüm, yani bizim Uçak Uzay Mühendisliği biraz özel bir bölüm. Aslında ilk başlarda lisede falan yoktu. Ben uzay mühendisliğini seçip İTÜ'ye geldiğimde başladı bu tutku. Bölümde dersleri aldıkça, projeleri gördükçe ve özellikle model uçak, model uydu gibi projeleri yaptıkça motivasyonum daha da arttı. Diğer soruma geçiyorum. İnsan bu uçma hayalleri için 19. yüzyıl sonlarına kadar bekledi. Bu tarihten 50-60 yıl sonra ise uzaya gittiler. Yani bilimin merdiven basamakları bu kadar daralmışken uzayı keşfetme çabalarının ilk yıllardaki ivmeyi şu an gerçekleştirebildiği düşünüyor musunuz? Aslında bu teknolojik gelişim ivmesi biraz yokluktan başlıyor. Yani siz hayal ediyorsunuz, yok olan bir amacı kafanızda hayal edip daha sonra imkanlarla oluşturmaya başlıyorsunuz. Bu ivmelenme çok arttı. Ama baktığınız zaman biz 1970'lerde Apollo görevinden sonra da şu an bütün dünya, yani bütün bizim Güneş sistemindeki gezegenleri keşfettik. Evet. Onun dışında tekrar kullanılabilen roketleri işte yine üretildi. Onun dışında otonom işte uçaklar ya da araçlar ve diğer teknolojik gelişimler için adımlar atıyoruz. Aslında bu ivmelenme biraz teknoloji gelişim süreci, aslında biraz zaman alır önce 20-30 sene ama teknoloji tutturduktan sonra 3-5 sene içerisinde bu ivmelenmeyi görürsünüz. O yüzden biz de şu an Mars keşfi için işte roket teknolojisi mesela uzay sektöründe yapılıyor. Bu gelişim tamamlandığında çok hızlı bir şekilde bu ivmelenme olacaktır. Ya bu soruda aslında biraz daha şeyden bahsetmiştim, demek istemiştim. Yani şimdi mesela uzay keşiflerine olan ilginin biraz daha ben azaldığını düşünüyorum. O ilk yıllarda mesela 1960-70 yıllarda Apollo görevini tüm televizyonlardan tüm dünya izledi. Ama mesela son zamanlarda işte Karadeniz'in bir tane fotoğrafı çekildi. Ama o kadar televizyonlarda büyük bilgi yaratmadı, herkesin kulağına gitmedi. Sizce bunun sebebi, yani o zamanlara biraz daha... Aslında sunumda da söyleyecektim, biraz unuttum ama medyanın da büyük bir etkisi var. Evet. Artık değişen dünya politikası nedeniyle medya zaten bizim dikkat edebileceğimiz daha karamsar haberleri ön plana çıkarır. Hatta CNN'e Crisis News Network denir. Yani hep böyle insanlar endişe duyabileceği ya da korkacağı şeylere 10 kat daha felaket senaryo. Evet, daha çok dikkat eder. O yüzden medya biraz hem kar amacıyla hem bunu da bilerek bunları daha çok ön plana çıkarıyor. Hani bunlar olmayacak değil. Tabii ki olması lazım bu gibi haberler ama adil değil yani. Hani başarıyı da göstermeleri lazım. Başarıları da, gençlerin işte çalışmalarını, bunları da yansıtmaları lazım. O yüzden bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani şu an için Türkiye'de yapılan uzay ve havacılık çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Bu çalışmaların daha da geliştirilmesi için sizce nelerin yapılması gerekiyor? Ben hani bu tecrübelerimden birkaç unsur anladım. Birincisi, genç olarak bizim altyapımız ve mühendislik çalışmalarımız dünyayla kıyasladığında ayak uydurabileceğimiz seviyelere. Onda bir problem yok aslında. Şirketlerin projeleri mevcut ama daha üst düzey ve idealist projelerin olması lazım. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri Mars aracı projesi üzerine çalışıp uzay enstitüsünü kurdular ve NASA bile onları ziyaret edip işbirliği gerçekleştirdiler. Aslında bizim
Ekonomik anlamda da aslında ekonomik gücümüz var. Ama biraz daha ben gelişme ivmesi görüyorum. Çünkü sektörde de yer aldığım için, evet, savunma sanayi destekli bir şirkette de çalıştığım için gelecekte iyi projelerim olacağını ben düşünüyorum. Ama bunun gerçekten bir yol haritası olarak çizilip gerçekten hani proje bakımından beslenmesi gerekiyor yani. Diğer sorun için. Uluslararası uzay gündemi toplantılarının adım olduğunuz gibi, yani az önce bahsetmiştiniz. Türkiye çoğu Avrupa ülkesinin yolda ESA gibi bir uzay ajansı varken niye kendi uzay ajansını kurma yoluna gittin? Sizce bu ajanstan beklentiler nelerdir Türkiye'de? Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş sürecini çok yani derin bilmiyorum. Bizim hocalarımız takip ediyor. Ama bu durum yıllardır var, kurulma durumu. Avrupa Uzay Ajansı Avrupa ülkelerinin kurduğu bir ortak ajans. Yani biz Avrupa ülkesi, yani Avrupa Birliği'nin üye olmadığımız için biz o ajansa bağlı olamayız. Ama destekçi ülke olabiliriz aslında. Ama bunun için yanlış bilmiyorsam belirli bir ücret vermemiz gerekiyormuş ya da belirli o yaptırımları takip etmemiz gerekiyormuş. Şu an hani ben neden üye değiliz ya da daha doğrusu destekçi değiliz onu bilmiyorum. Yani o işin politik kısmı açıkçası. Ama Türkiye Uzay Ajansı'nın gerçekten politikadan bağımsız, bilimsel bir yol haritası olması lazım. Ve gerçekten işini bilen insanların o kurumu yönetmesi lazım ki hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda biz bir başarı elde edelim. Açıkçası bizim yani herhangi bir uzay ajansına bağlı olmamız gerekmiyor. Sadece doğru projeyi doğru şekilde yapalım yeter yani. Peki dediğiniz senaryo gerçekleşirse bu ajansın Türkiye'ye ne gibi katkıda olabilir? Bir kere özellikle uzay ve yine havacılık projelerinin sayısı artacaktır. Bu da bizim gibi yani sektörde çalışan gençlerin ya da siz öğrencilerin daha motiveli çalışmasını ve kendini o bölüme vermesini sağlayacak ve gelecek anlamında da daha umutlu bir yani proje kaynağı olacak yani. Gerçekten insanın bir gün Mars veya başka bir gezegende kolonileşip yaşayabileceğine inanıyor musunuz? Açıkçası koloni biraz zor gibi geliyor bana. Ben koloni konusunda çok uzun yıllar süreceğini düşünüyorum ama bir insanoğlu Mars'a gider mi? Gider. Onun işte teknolojik gelişim, roket teknolojilerinin gelişimi konusunda başarı sağlanırsa ben gideceğine inanıyorum. Ama koloni konusu çok zor bir süreç. Peki. İnsanların yani dünya dışında başka bir gezegende yaşamını devam ettirebileceği bir senaryo insanlara ne gibi avantajlar sağlayabilir? Bunu birkaç bakış açısıyla aslında söyleyebiliriz. Dünyadaki enerji kaynaklarının tükeniyor inmesinde olması. Bizim de başka gezegenlerde bir yaşam kurup ya da yaşam istasyonu kurup kaynak üretmemiz olarak bakabilirsiniz duruma. Onun bir artısı olacaktır. Onun dışında eğer uzayda çalışmalar yapıyorsak dünyadan götürdüğümüz kaynaklar çok pahalı. Bir su bile, size bahsettiğim $20 milyon. O da alçak, yani 400 kilometre. Yani mesela Ay ya da Mars'a taşımak isteseniz milyonlarca, milyarlarca dolara mal olacak. İşte siz bir asteroitte bir mineral bulup onu orada üretebilirseniz kaynak olarak bu maliyetlerin hepsinden kurtuluyorsunuz. Böyle bir artıları olacaktır. Biraz daha kişisel soruları geliyor. Şu an olduğunuz konumdan memnun musunuz? Şu an mühendislik açısından gayet memnunum. Çünkü öğrenciyken şu an istediğiniz konuda mısınız? Öğrenciyken kurduğunuz hayallerin... Açıkçası öğrenciyken çok yüksek hayaller kuruyorsunuz. Çünkü o motivasyona daha sahipsiniz. Evet. Hayatın gerçeklerini görme aşamasında daha başta oluyorsunuz. Tabii ki o aşamada değilim çünkü ben daha da böyle yurt dışında bazı işte NASA gibi kurumlarda çalışmayı düşünüyordum ama şöyle bir durum var. Eğer gerçekten yaptığınız işi seviyorsanız ve onu
üretecek bir ortamınız varsa ki benim şu an öyle, hem şirketimizde hem akademik anlamda İTÜ ve Koç Üniversitesi'nde yaptığım çalışmalarla ben yani tatmin olduğumu düşünüyorum. Onlara ulaşmanız daha önemli. Eğer sevdiğiniz işi yapabilecek ortamınız varsa gayet yeterlidir yani. Bize son olarak bize önerebileceğiniz birkaç kitap var mı? Kitap çok önerebilirim. Yani havacılık uzay konusunda mı? Evet, yani genel olarak havacılık uzay. Havacılıkta bizim yani İTÜ giriş dersinde aldığımız uzaya giriş dersinde bize mühendisler ne bilirler, nasıl bilirler diye bir kitap vardı. Bir Mühendisin Dünyası diye bir kitap vardı. Bunlar TÜBİTAK yayınlarının gerçekten havacılığı güzel anlatan kitapları. Yani yazarlar yabancı başka bir şey ama hani yayın olarak TÜBİTAK yayınları. Onları önerebilirim. Onun dışında Evren Tweetlendi diye bir kitap var. Güzel, ince bir kitap. Böyle güneş sistemi, uzay hakkında böyle tweetlerden oluşan bir şeyi, kampanyayı kitap yapmışlar. Bu da çok önerebilirim ama bunlar ilk aşamada motive edici olacaktır. Peki, teşekkür ederiz. Sorular bu kadardı. Ben teşekkür ederim. Şöyle.